Benim Gıda Yaşam'dan merhaba. Çocukluğumuza kulaklığımıza taktığımız yazın müjdesi kiraz. Dünya kiraz üretiminde birinci sırada, ihracatında ise üçüncü sıradayız. Ülkemizin birçok farklı bölgesinde kiraz yetiştiriciliği yapılmakta. Aroması, lezzeti hepsinin farklı. Ama bunlardan bir tanesi ön plana çıkıyor. Özellikle Akşehir kirazı marka patentini almış, coğrafi işaretiyle tüm dünyaya kiraz ihraç etmekte. Bu kirazın rengi, boyutu, tadı, aroması farklı. Bu nedenle Akşehir'de Nasrettin Hoca'nın memleketinde Akşehir kirazını konuşacağız. Kiraz seviyor musun? Seviyorum. Peki Konya'da kirazıyla meşhur bir ilçe var. Neresi? Beşir. Başka? Sonra. Gölü de var hatta. Nasrettin Hoca ile meşhur. Akşehir. Yedin mi hiç Akşehir kirazı? Yemedim. Konya'da kirazıyla meşhur memleket var. Neresi? Akşehir. Peki farkını biliyor musunuz kirazın? Ne özellikleri var Akşehir kirazı? Benim bildiğim kadarıyla rengi biraz daha kirazımsı dediğimiz koyu renkte olur. Biraz daha iri olur. Ve en önemlisi ihraç olur. Konya'mızın meşhur olan birkaç ilçesi var kiraz olarak. Hadim ilçesi var. Bozkır ilçesi var. Bu arada Akşehir ilçesi var. Buralarda kiraz bayağı yaygın ve çok güzel bir şekilde üretiliyor orada. Konya'nın hangi ilçesinde kiraz meşhur? Akşehir. Ne farkı var Akşehir kirazı? Ya onlar daha güzel. Yani daha bekleyici, daha güzel. Yani dolgun, etli kiraz dedik ya, onlar faydalı kirazdan. Peki renginde ya da büyüklüğünde fark? Hem büyük hem daha koyu renkli. Evet. Daha koyu, daha güzel yani. Yedin mi yersin? Kiraz tüketiyor musun? Tüketiyorum. Peki Konya'nın bir ilçesi var kiraz ile meşhur. Neresi sizce? Kirazlıbahçe. Yani? Nerede o? Ona ben tam hatırlamıyorum neresi olduğunu. Akşehir. Akşehir. Çünkü yol üzerinden genelde İzmir'e giderken oradan geçiyorum. Genelde orada otobüs mola verdiğinde yolcular da gidiyor arka bahçeden kiraz toplayıp geliyorlar. Peki tattınız mı oranın kirazını, farkı nasıl? Gerçekten çok güzel. Akşehir neyle meşhur? Akşehir kirazıyla meşhur. Salatalıyla meşhur. Başka eskiden balığıyla meşhur fakat balık bitti. Peki Akşehir kirazının farklılığı nedir, yani diğer kirazlardan farkı ne? Şimdi Akşehir yapısına göre çok güzel kirazı var. Bu dış devlete ihraç ediliyor. İş tüketimine yapıyor. Şu anda mesela iş tüketimde 3 liradan aşağı kiraz bulamazsın. Yani erken eren kirazları. Fakat daha sonra da bu kirazlardan ihraç ediliyor. Kozmetik sanayinde kullanılıyor mesela. Akşehir'in kirazı çok güzel. Her şeyiyle. Peki neler yapılıyor Akşehir kirazında? Akşehir kirazında dışarıya ihracat oluyor, dışarıya gidiyor. Yani biz topluyoruz, onlar gönderiyor. Öyle. Peki yerken tadı, aroması, rengi biraz onlardan bahseder misin? Güzel, kaç çeşittir kirazın? 5-6 çeşidi vardır. Yani mesela rengi kırmızılığı, iriliği. Kırmızı var, sarı var, en büyük sarı var. 3-4 grup oluyor. Akşehir neyle meşhur? Akşehir ilk önce Nasrettin Hocası'yla meşhur. Sonra? Sonra kirazıyla meşhur. Peki kirazın ne farkı var diğer kirazlardan? Kirazın diğer kirazlardan ne farkı var? Şimdi bildiğim kadarıyla bizim buranın kirazı yurt dışına ihraç. Aynı zamanda patenti de alındı. Yani kendine has orijinal bir kiraz. Kiraz Akşehir'de ne zamandan beri var? Tarihçesinden bahseder misiniz biraz? Kiraz Akşehir'de 1965 civarında gelmiş. Şu anda kirazın ilk dikimin yapıldığı yerlerdeki ağaçlardan 50-55 yaşlarında olduğunu araştırmacılarımız da belirliyorlar. Dolayısıyla yani yaklaşık 45-50 senedir bu bölgede tarımı yapılıyor. Ama ilk başlangıcı o civarlarda, o yaşlarda. Müdürüm, bu bölge için kirazın önemi nedir? Şimdi bu bölge Akşehir Gölü ile Sultan Dağları arasında bir şerit şeklinde. Ve bu bölgedeki yetiştiriciliğe de özellikle mikroklima açısından bir değeri var. Kuzeydeki Poyraz ile güneyden Akşehir'de çok şiddetli esen bir lodos var. Buranın bir kesişme noktası burası.
Dolayısıyla bir mikroklima oluşturuyor. Yani bu mikroklima şeridi dağla göl arasında bir 20 kilometrelik bir mesafe. Bu mesafeden uzaklaştığınızda bu kaliteyi, aromayı bulma şansınız yok. Bu mikroklima kiraza farklı bir özellik katıyor sanırım. Bununla ilgili bir tescil belgeniz, coğrafi işaretiniz var mı? Uzun zamandır bunu bir resmileştirelim. Yani biz hep konuşuyoruz ama bunu devletin bir kurumu ne der diye onu... Bursa Laboratuvarı'nda İl Müdürlüğü, İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde buranın tahlilini yaptırdı kirazın. Bunun kendine has bir aroması, tadı ve lezzeti olduğu. Daha sonra buna bunu dayanak ederek Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat ettik. İşte ayırt edici özellikler kendine has laboratuvar sonuçlarıyla birlikte 11 Nisan tarihinde resmi gazetede Türk Patent Enstitüsü tarafından Akşehir kirazı coğrafi işaret tescil belgesi diye bir belge alındı. Bu belki Akşehir diye konuşuluyor ama biz aldığımızda da bunu bu kirazın kaliteli olarak yetiştiği özellikli olan bölge Sultan Dağı'dan Akşehir'e kadar olan bölgeyi aldık ve orada da özellikle belirttik. Konya Akşehir, Afyon Sultan Dağı bölgesi diye. Aslında Akşehir Gölü'nün etrafındaki havza diyelim ona. Aynen, Akşehir Gölü'nün etrafındaki havza, çünkü gölden 10 kilometre veya en fazla 15 kilometre uzaklaştığınızda bu kaliteyi ve aromayı bulma şansınız yok. Yani Akşehir Gölü kiraza ayrı bir lezzet ve kalite katıyor. Evet, uzun ancak şöyle bir son dönemlerde yaşadığımız bir sıkıntı, özellikle iklimden kaynaklanan Akşehir Gölü'nde yağışlardan ve son dönemde bu bölgedeki kar yağışlarının çok azalması nedeniyle Akşehir Gölü'nün alanı da oldukça küçüldü. Daha önce 353 kilometre karelik bir alana sahipti. Şu anda 45-50 kilometre gibi bir alanda. Kaliteyi artırma yönünde, mikroklima yönünden öyle bizi de düşündürüyor doğrusu. Akşehir Gölü'nün kan kaybediyor olması, suyun azalıyor olması, bölge kirazının kalitesinin azalmasına ve belki de ürünün azalmasına neden oluyor. Biz de Akşehir kirazının belki kaliteyi esas etkileyen en büyük unsurlardan birisi Akşehir Gölü. Yani bu uzun zamanki yapılan araştırmalar, tecrübeler, çiftçilerle yapılan görüşmelerden alınan sonuçlar da bunu kanıtlıyor. Çünkü ne kadar su azaldığında kalitenin o derece değiştiğini, ani iklim şartlarından çabuk etkilendiğini ve bunun buradaki mikroklimanın bunu da dengeleyici bir unsur olarak ortaya çıktığını her zaman gözlemledik, gördük. Son dönemdeki özellikle yani kuraklık burada büyük oranda bir değişime sebep oldu. Son olarak müdürüm, özellikle bu bölgenin insanı kirazdan geçiniyor sanırım. Şimdi evet, bu bölgede bu biraz önce bahsettiğimiz 15-18 kilometrelik alanda Akşehir Gölü ile Sultan Dağları arasındaki alan tamamen bahçe ağırlıklı. Ve buradaki dikim alanı Akşehir'in yaklaşık %28 gibi bir alanı tekabül ediyor. Ve geri kalan %72'den elde edilen gelirden daha yüksek bir gayri safi hasılası var. Ama tabii bu da yıllara bağlı olarak değişiyor. Buradaki üretilen ürünlerin de %80 ve üzeri yurt dışına ihracat ediliyor. Birinci ihracat yaptığımız ülke Almanya, Fransa, Bulgaristan, İspanya ve bunlar. Birçok Avrupa ülkesine gönderiyoruz. Fakat bunların alternatif oluşturulması açısından Uzak Doğu ülkelerine de açılmamız gerekiyor. Akşehir kirazının teknik özelliklerini anlatır mısınız bize? Evet. Akşehir kirazı, Akşehir Gölü, Eber Gölleri ve Sultan Dağları arasında kalan bölgede yetişen, mikroklima özelliği gösteren bölgede yetişen bir kiraz. Hı hı. Tad olarak, aroma olarak, gevreklik, renk olarak diğer bölgelerde yetişen aynı sinonimdeki kirazlara göre çok farklı. Farklılık buradan kaynaklı. Gece gündüz sıcaklıklarının olumlu etkisi, göldeki nem ve bölgedeki mikroklima özellik Akşehir kirazına çok farklı bir aroma ve tat veriyor. Şöyle diyelim o zaman, aynı kiraz mı? Yani anaç olarak, çeşit özelliği olarak aynı kiraz. Sinonim olarak aynı sinonimden geliyorlar. Fakat yetiştirilen bölge koşulları, iklim koşulları özellikle kirazdaki renk ve aromaya çok önemli katkılarda bulunuyor. Bizim bölgemizdeki kiraz da bu katkıdan en çok nasibini alan
Kiraz. Kiraz. Evet. Peki Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde kirazlar yetişiyor. Evet. Buna bir örnek verseniz mesela ne gibi bir farklılık vardır? Mesela şöyle söyleyeyim. Batı bölgelerimizde yetişen işte Kemalpaşa'dır, Salihli'dir. O bölgelerde yetişen kirazlarda renk sıkıntısı söz konusu. Yani tam renk oluşması, renk o şarabi rengi, kırmızı rengi alması sıkıntılı. Doğu illerimizde yetişen mesela Malatya bal bastısı veya daha doğudaki illerde yetişen kirazlarda ise şeker oranları çok fazla. Yediğiniz zaman bir iki tane yediğinizde sizi kesiyor. Ama Akşehir kirazı öyle değil. Sınırsız olarak yiyebilirsiniz, alabildiğiniz kadar. Özellikle bu tat ve şeker aromanın farklı olması bu bölgede neyi getiriyor bize? Bize neyi getiriyor? Aranan, dünyaca aranan bir kiraz özelliğini getiriyor. Yani gerçi biz bu özelliğimizi kullanamıyoruz. Bahri Bey de bahsetti az önce. Bu özellik yenildiği zaman kirazı tüketen insanlar tarafından direkt olarak ayrılabiliyor. Yani bu Akşehir kirazı diyebilir. Bilen bir insan tabii Akşehir'den geldiğini o kirazın bilen bir insan o kirazı ayırabilir çok rahat bir şekilde. Peki hasat dönemiyle ilgili biraz konuşalım. Evet. Hangi dönemde hasat edilir ve bu hasat genişliğini çünkü pazara çıkıyor olması için bu önemli. Hasat aralığını nasıl genişletebiliriz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bölgemizde kiraz hasatı Haziran'ın son haftasıyla, Akşehir kiraz hasatı Haziran'ın son haftasıyla Temmuz'un ikinci haftasına kadar sarkabilmekte. Dünya kiraz üretimindeki üretim günlerine baktığımızda bizim kirazımız aslında tam ortada ve kirazın veya meyvenin en bol olduğu dönemde çıkıyor. Bizim en büyük şanssızlığımız bu. Ama aroma ve tat ile, renk ile, kalibre ile, özellikle kalibre söz konusu bölgemizdeki yetişen kirazlarda diğer kirazlardan ayrılıyoruz. Bizim için avantajı bu. Bu bölgenin. Kirazı uzatmaya gelirse hasat sezonunu uzatmakta biraz şu anda sıkıntılar mevcut. Yani bunu uzatma şansımız şu an itibariyle yok. Ama çalışmalar yapılıyor bu konuda tabii ki. Yani depo ömrünü uzatma konusunda çalışmalar yapılıyor. Kalibre olarak özellikle bölge kirazı arasında Akşehir kirazı nasıl ayrılıyor? Ne kadar büyüklüğü? Evet. 26 milim ve üzerinde olan kirazlar çapları ihracat için gönderilen kirazlar, uygun kirazlar. Bölgede, bizim bölgemizde 32-34 kalibreye kadar çıkabilen bahçeler var. Tabii genel olarak 26-28 ve 30 kalibreli kirazları görebiliriz dönemsel olarak. Bayağı büyük bu aslında. Evet, neredeyse erik büyüklüğüne yaklaşık. Kesinlikle. Geçen sene kiraz yarışmamız vardı. Üretici yarışmamız. Onda mesela bir kirazımız 34 kalibre civarında ve 15 gramın üzerindeydi kiraz ağırlığı. Yani normal ortalama standartta 11 ile 13 gram arasında gelir Akşehir kirazının özellik olarak. Ama bu tabii standart üstü rakamlar. Yani her zaman göremeyiz ama böyle kirazlarımız da var. Evet. Özellikle genç bahçelerde. Bir de özellikle bu ihracat deyince aklımıza geldi. Bu coğrafi işaretleme hem uluslararası piyasada hem de iç piyasada size bir avantaj sağladı mı? Evet, şu an itibariyle bize bir avantaj sağlamadı maalesef. Çok üzülerek söylüyoruz bunu. Bize avantaj sağlaması gerekli. Çünkü bu tescili alınmış, coğrafi işareti olan bir ürün. Bu kirazı yiyen insanlar bu kirazın olduğunu fark ettiklerinde hem bölgeyi tanıyacaklar hem de bu yöreye ekstradan bir katma değer sağlanacak. Bu ürünün tanınmasıyla birlikte. Akşehir kirazı diğer bölgelerde, kendi bölgemizde tanınıyor fakat geçen yılda gittiğimiz fuarlarda, özellikle Akşehir kirazı ürünlerini tanıttığımız fuarlarda kirazı aslında Akşehir kirazının çevre illerin bile tanımadığını fark ediyorsunuz. Evet, bu çok bizim için dezavantaj. Yani kendi bölgemizde tanıtamadığımız kirazı dünyada nasıl tanıtacağız? Tanıtmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. O yüzden tescilin kesinlikle etkili bir şekilde kullanılması lazım. Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Yani bu kirazın Akşehir'den geldiğine dair gerek kutusunun üzerine gerekse çünkü buna benzer örnekleri Finike'de gördük. Evet. Portakal'da biz de bunu işlemiştik. Evet. Böyle bir çalışma yapılabilir mi? Var mı hedefinizde? Kesinlikle yapılabilir. Hedefimizde var. Fakat yasal dayanağı sıkıntılı. Öyle söyleyeyim. Yani aslında bizim bu kirazı buradan Akşehir kirazı olarak çıkarmamız lazım. Ama tabii ki bazı engeller bizim önümüzü kapatıyor maalesef. Akşehir kirazının ihracatı ile ilgili bilgi verebilir misiniz bize?
Akşehir kirazı Avrupa ve Rusya ülkelerinin tamamına ihracat yapılabilen 0900 Napolyon kirazıdır. Türkiye'deki en büyük kırmızı meyve bölgesi olan Akşehir'den dünyanın her tarafına çok kaliteli kirazlar gitmektedir. Üreticiden aldıktan sonra ihracata gidecek kiraz nasıl, hangi işlemlerden geçiyor? Taze kiraz 0900 Napolyon kirazı tesisinize geldiğinde önce Haydar Kodur dediğimiz soğutma tünelinden geçirip suyla yıkayarak 20 derecede gelen çekirdek ısısını 6 dereceye düşürdükten sonra tesisinizdeki odalarda 0 dereceye indirip soğuk su zincirini bozmadan kalibrasyonu yapılmakta tesisimizde. Ayrı ayrı 24, 26, 28, 30 boy olarak ayrılıp bunların büyük boylarının genelde Avrupa ve Rusya'ya gönderilmesi sağlanmaktadır. İhracat yaptığımız ülkelerde farklı ülkelerin farklı kalibrasyon istekleri oluyor mu? Avrupa daha çok 28-30 kalibre dediğimiz kirazları daha irileri ister. Rusya'ya 26-28 daha çok gitmekte. Aynı zamanda Hong Kong'dan gelen müşterilerimiz 30 üstü istemekte ama 30 üstü çok sağlıklı, çok ciddi miktarda çıkmıyor. Türkiye'nin en büyük kiraz bölgesi olan Akşehir'de bile sınırlı sayıda kiraz çıkmak. Avrupa pazarı haricinde farklı pazar arayışlarımız var mı? Farklı ülkelere ihracat yapabiliyor muyuz? Avrupa'ya, Rusya'ya, son dönemde Hong Kong, Japonya tarafına da ihracatımız başlamış bulunmakta. Dünya ihracatında Türkiye'nin yeri nedir? Dünyanın en büyük kiraz üreticisi olmamıza rağmen yaklaşık 400 bin ton civarında çeşitli sanayi ürünü ve ihracatlı kirazı üretmemize rağmen en yakın üreticisi yakın olan Amerika 200 bin tonlarda üretmekte. Ona rağmen yeteri kadar ülkemizin kirazını Avrupa piyasasında veya dünyanın değişik piyasalarında satışını gerçekleştiremeyiz. Hak ettiğimiz değeri bulamamaktayız. Bu da bizim tabii tesis olarak, ihracat olarak eksiklerimizi göstermekte. Yeteri kadar ürünümüzü değerlendirmediğimizi şöyle örnek vererek açıklayabilirim. 60 bin ton civarında üretim yapan İspanya bile bizden daha çok ihracat gerçekleştirmekte. Peki biz özellikle bu ihracatı geliştirmek için taze olarak mı bunu tüketime sunmalıyız yoksa işleyerek mi ihracat yapmalıyız? Taze tüketimde de işlemekteyiz ama biz tabii iki türlü tesisimizde kiraz işliyoruz. Aynı zamanda çekirdeğini ve sapını çıkarıp donmuş meyve haline de getiriyoruz. Dünyada her ikisinin de talebi var. Yani hem taze üretimde talep var hem donmuş üretimde talep var. O donmuş üretimler, yani biz sadece taze olarak tüketmezsek hangi işlenmiş ürünler kirazda yurt dışına gidebiliyor? Hangi işlemlerden geçiyor? Yine aynı şekilde soğutarak tesisinize aldığınız ürünlerin önce sap alınması, sonra çekirdeklerin çıkarıldıktan sonra IQF dediğimiz şoklama ünitesinden geçirerek hızlı bir şekilde şoklayıp o da tüketime hazırlanmaktadır. Bir kurutulmuş kiraz var sanırım. Bununla ilgili çalışmalarınız varmış. Biraz onunla ilgili bilgi alalım. Biz geçen sene Tarım İlçe Müdürlüğümüzle beraber bunun denemelerini yaptık. Çekirdeğini çıkardığımız kirazların da kurutmasını gerçekleştirdik başka bir tesiste. İnşallah yeni bir tesiste kurutmayı da işlerini de gerçekleştireceğiz. Kurutulmuş kirazlar ya da donmuş kirazlar Avrupa pazarında nerede işlem görüyor? Reçel sanayi, pasta sanayi, süt sanayi, yoğurt sanayi, her türlü ürün içinde, çikolata sanayi, her türlü şeyde kirazımızı bolca kullanıyorlar. İhracatın arttırılması için neler yapılmalı? Bununla ilgili nasıl bir destek istiyorsunuz? Çiftçimiz kirazlarına çok hassas davranarak ilaçlama işleminde Tarım İlçe Müdürlüklerimizin önerilerine uymalılar. Onların dedikleri ilaçları kullanmalılar. Ve kaliteli olabilmesi için gereken bakımı çok hassas bir şekilde yapmaları gerekiyor. Akşehirliler kirazı taze olarak tükettikleri gibi tatlısını, helvasını, hatta pastasını bile yapmışlar. Kurusu da cabası. Ancak sofralarımıza gelen kirazın dörtte biri Akşehir'den. Akşehir kirazı ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Özellikle Akşehir Gölü'nün kuruması sebebiyle bölge kirazının kalite veriminde ciddi düşüşler yaşanmış. Akşehir Gölü'nün sularına kavuşarak Akşehir kirazının sofralarımızdan eksik olmaması dileğiyle. Her yerde, her şeyde tarım var. Hoşça kalın.